gelsin diye. Müjdeler olsun geldik, ülke kalkınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi. Önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet. Aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız ilkemin. Bölgemiz Karadeniz'imizin merkezi, güzel ordumuz, büyük ordumuzun tarih, tabiat ve yiğit insanlar şehri. Ulu beyimizin saygıdeğer insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli hemşehrilerim, hepinize bugün güzel günde, en içten duygularla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyor. Gününüz gerek. Ordumuzun yiğit insanları, vefalı insanları, dost insanları. Bugün tarih 5 Mart 2019. Günlerden Salı. Şu an ve dakika itibariyle sizlerle birlikte tarihe not düşmek, hem ordumuzun hem de siyasetin tarihine bir not bırakmak üzere birlikteyiz. Bizi buluşturan, bizi kavuşturan, bir kez daha bana sizleri görme sevincini yaşatan Yüce Rabbime hamd ederek sözlerimi sürdürmek isterim. Ulu Beyimizin her yerde, her zaman vefalı yiğit insanları, Orta Asya'nın ön Asya'ya yurt tutan elçi insanları, Ulu Bey'in torunları, Ulu Beyimizin oymağından gelip Ulu Bey Gölköy bölgesinde yurt tutan dedelerimizin bugünkü temsilcileri, mirasçıları, bilimin, yönetimin, devlet idaresinin ve birlikte yaşamanın güzel örnekleri, siz değerli kardeşlerimi her yerden farklı olarak Ulu Bey ismini yaşatan Ulu Beyliler olarak özellikle ve içtenlikle hasretle bir kez daha selamlıyor ve kucaklıyorum. Bildiğiniz gibi 23 Şubat Cumartesi günü Ankara'dan saat 07:52'de başlattığımız bir kara yolculuğu sonucunda saat 12:52'de güzel ilimizin Batı Kapısı Hünye Akçay bölgesinde sizlerin de aranızda olduğunuz, arasında olduğunuz bir sevgi, bir kardeşlik topluluğuyla buluşarak içinde bulunduğumuz siyasi dönemin yolculuğunu başlatmış olduk. Bugüne kadar huzurlarınıza hep bir ordulu, farklı sıfatlar, farklı konumlarla gelmeye çalıştım, geldik. Hiçbir zaman hoş gelmedik, hoş da dönmedik Allah'a şükür. Ama bu kez sizlerin isteği, ordulu hemşerilerimizin ısrarlı ve samimi beklentileri karşısında Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım, karşınızdayım, sizlerle birlikteyim. Ülke sevgisi, ordu sevdası diyerek sadece demek değil,
düşünerek, hissederek yaşadığımız bir hayatın sonucu olarak bugün buradayım. Ülke sevgisi hepimizin, her Türk vatandaşının, hele hele ordulunun ve ordu yiğitlerinin vazgeçilmez özlemliğidir. Ordunun topraklarını fındıklar, sınırlarını ordulu yiğitler bekler. Ve ülke sevgisi bizi farkında olarak, olmayarak bu ülkenin değişik noktalarında hizmet etmeye, görev yapmaya sevk etti. Kader ağlarını zaman zaman farklı ördü, farklı yönlere yöneltti. Kâh Kastamonu'da, kâh Konya'da görev yaparken, iş yaparken yolumuz bir baktık, düştü Şırnağa. Korkmadık, bocunmadık, sitem etmedik. Hakkari'ye uzandı, Van'a gitti, Ağrı'ya düştü. Edirne'ye de uğradık. Bu güzel ülkenin dört bir yanını, yedi iklimini, dört mevsimini doya doya yaşayarak geldik. Yeri geldi, kaymakamlık yaptım. Yeri geldi, belediye başkanlığı yaptım. Yeri geldi, belediyelerin denetiminde bulundum. Yeri geldi, belediyeciliğin kitabını yazmak kısmet oldu. Ve sizin ülkemiz insanının bildiği gibi yeri geldi, bu ülkenin sevgisi galibiyetiyle, bu ülkenin birliğine, dirliğine göz diken, başta PKK olmak üzere her türlü etnik ve dini terör örgütlerine karşı yiğitçe ordu olarak mücadele etmek bize kısmet oldu. Bana kısmet olan bu husus orduluya kısmet oldu. Biliyorum ki bu ülkede varlığa, birliğe, vatana, milli birliğe ve güvenliğe göz dikenlere karşı yapamazsınız. Sizin hepiniz on para eder, on bir etmez diyen kişi ordulara adına sesini verdi. Benim sesim sizin sesiniz. Benim duruşum inanıyorum ki sizin duruşunuzdu. Ama Türkiye yalnız değil. Bir takım bağlantıları var. Bilindik, bilinmedik. Bilineni biliyoruz, bilinmeyeni de tahmin ediyoruz. Tahminlerimizle burada bir değerlendirme yapamayacağız, yapmayacağız. Ama şunu biliyoruz ki, bu millet neyi düşünüyorsa ben de onu düşündüm. Bu millet neyi istiyorsa ben de koltuğumu değil, ülkemi ve milletimi isteğini düşünerek davrandım. Bundan sonra da aynı olacaktır. Ve ülke sevgisi insana birilerinin hoşuna gitmese de doğruları yaptırır. O sevgi gerçek olmalıdır. Ülke sevgisi sıradan bir sevgi değildir. Ülke sevgisi yeri geldiğinde Orhan Şahin Gökyay'ın dediği gibi aslı rüyada değil, topun, tüfeğin namusundan görebilmektir. Hakkari'de kurşunların altında eli cebinde yürüyebilmektir. Ülke sevgisi kuru gönüllü olmaz, yürek işidir, bilek işidir, bilgi işidir. Ve değerli dostlar, sadece bir güvenlik, bir yönetim uzmanı kimliğiyle değil, bir yerel yönetimci, bir belediyeci kimliğiyle bugün ordumuzdayız, Ulubey'deyiz, her yerdeyiz. Eğer söz konusu olan belediye hizmetleriyse, ben bu konuda müsaade edilirse tevazu bırakmadan gerçeği ifade etmek zorundayım. Tevazu olmazsa olmaz. Ama yetmez. Ötesini de bilmek lazım. Yoldan kanala, parktan bahçeye, itfaiyeden zabıtaya, sağlıktan kültüre, meclisten encümene, hukuktan teftişe. Belediyeyi bilmek lazım. Artık o da yetmiyor günümüzde. O halde başka işler, başka şeyler yapmak lazım. Nedir o?
halkımızın sıkıntısını çektiği ekonomik, sosyal konularda da düşünce üretmek lazım. Tarıma, hayvancılığa, sanayiye yönelik, madenciliğe yönelik, hele bu şehir Karadeniz kıyısındaysa denizciliğe yönelik projeler üretmek lazım. Bu şehir büyük şehir ise ki Allah'a şükür sizlerin desteği bendenizin de nasip oldu, öncülüğümde büyük şehir ise büyük düşünmek, büyük projeler üzerinde çalışmak lazım. İşte bugün bu dönem inşallah ordumuzda büyük şehir olarak diğer büyük şehirlere de fark atan projeleri yapmak üzere birlikte yolculuğumuza 1 Nisan'dan itibaren devam edeceğiz. Mi? Soruyorum. Devam mı? Ulu Bey'imizin mert, yiğit insanları. Adını Semerkant'ta büyük bir rasathane yaptıran büyük Türk Bey'i Ulu Bey'den alan ve o adı buraya Karadeniz toprağına, ordu toprağına yazan ve yaşatan siz değerli dost, yiğit kardeşlerim. Ulu Bey'imizin bir takım sorunları var. Ulu Bey ölçeğinde sorunlar var. Bunlar inşallah sizin seçeceğiniz, arzu ettiğiniz, tercih edeceğiniz partisi benim için önemli değil. En uygun, en yetenekli ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte bizim çözeceğimiz konular. Kimini bir yıl, kimini üç yıl ama hepsini inşallah Ulu Bey'e ait yerel sorunları yolda, suda, 5 yılda çözmüş ve bitirmiş olacağız. Yepyeni bir Ulu Bey sadece yetmiyor. Çehresi değişen bir büyük ordu bizim hayalimizdir. Değerli dostlar, Ulu Bey'imiz bir tarih şehri olduğu kadar, dua şehri olduğu kadar şelaleleriyle, kanyonuyla, anıt mezarlarıyla, tarihi mekanlarıyla bir kültür ve turizm şehridir. Ulu Bey, ordunun tamamının bir turizm. Tabiat şehri olma özelliğinin yanında inşallah turizmin de merkez üslerinden birisi olacaktır. Ulu Bey'imize bugüne kadar hizmet etmiş olan artısıyla eksisiyle bütün belediye başkanlarımıza, bütün siyasetçilerimize de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ve sözün burasında Ulu Bey'imizin çoğumuzun hatırlayacağı yakın dönemde milletvekili olarak siyasette temsilciliğini yapan rahmetli Nami Poyraz'ı rahmetle ve onun şahsında bütün Ulu Bey'in geçmiş siyasetçilerini ve bütün geçmişlerimizi de rahmetle anıyorum bu vesileyle. Bundan sonra inşallah her şey daha iyi ve daha ileri olacaktır inşallah. Belediyecilikteki İddiamızın ifadesi ileri belediyeciliktir. İleri belediyecilik herkesin yaptığından bir adım öte bir belediyecilik anlayışıdır. Herkesin yaptığından bir fazlası, iki fazlası bir belediyeciliktir. İleri belediyecilikten kastımız ve iddiamız fark edilen bir belediyeciliktir. Hem kendimizin fark edeceği, daha da önemlisi Ulu Bey'i dışarıdan gelenlerin, başka ilçelerden gelenlerin, başka şehirden gelenlerin, başka ülkelerden gelenlerin fark edeceği,
yeni hizmetler ve yeni yatırımlarla buluşturmaktır. İleri belediyecilikten kastımız ve iddiamız. Bulu Bey'in yol ve su sorunlarını biliyorum. Kurup yolları, bağlantı yolları her ilçemizde olduğu gibi Bulu Bey'de de henüz tamamlanmamıştır, tamamlanamamıştır. Bunların hepsinin 5 yıl içerisinde mutlaka tamamlanmış olması, standartına uygun yapılması bizim ana hedefimizdir, ana sorumluluğumuzdur. Ancak yetmiyor, başka sorunları da var. Doğalgaz isteği ve sorunu var. Doğrudan belediyemizle ilgili bir sorun değildir. Ancak biz de Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi olarak ilgili kuruluşla, yani gaz şirketiyle, yani BOTAŞ'la ve diğer gaz şirketleriyle özelleştirilmiş olan, özelleştirmeden sorumluluğu alan gaz şirketiyle bu konunun halkımız adına daha mahal ve ivedilikle sonuçlanması için takibini ve takipçiliğini uygun bir şekilde yapacağız ve inşallah sonuçlanacaktır. Sadece Ulubey'de değil, aynı sorun Ünye'de de var, aynı sorun Basra'da da var. Ulubey'de belki hava kirliliği çok ileri safhada değil ama Ünye'de, Basra'da ne yazık ki duman tabakası milleti kış aylarında 3-4 ay süreyle esir almış durumdadır. Bunun giderilmesi lazım. Bugünün Türkiye'sine olmadığı gibi bugünün ordusuna gazla ilgili, doğal gazla ilgili bu görüntü hiç mi hiç yakışmıyor. Bu yakışmayanı hep birlikte çözmemiz lazım. Birçok ilçemizde olduğu gibi elektrik altyapısı ile ilgili de sorunlar var. Bu sorunun da doğrudan belediyemizle ilgili olmamakla birlikte belediyeler olarak hem takipçisi hem de destekçisi olacağız. Eğer yolu yoksa elektrik hattının acilen oraya yol gidecek. Gerekirse elektrik direklerinin işçiliğini belediye olarak biz üstleneceğiz. Mutlaka çözeceğiz. Bugün de artık elektrik kesilen köy, elektrik kesilen mahalle, elektriği kesintiye uğrayan ilçe kabul etmiyoruz. Bunu ordumuza da, yurdumuza da yakıştırmıyoruz, yakıştıramayız. Çözümü için pozitif, olumlu ve makul yaklaşımları belediyeler olarak mutlaka ortaya koyacağız ve inşallah çözülecek. Ulu Bey'imizin adına yakışır. Adını aldı Ulu Bey. Adına Ulu Bey'imize ya mevcut parklardan birisini düzenleyerek bir Ulu Bey anıtını dikeceğiz ya da yeni bir park yapacağız. Ulu Bey anıtı Ulu Bey'de herkesin ziyaret edeceği sembol bir güzellik olarak Büyükşehir'in hediyesi olarak yerini alacaktır. Ve inşallah belki onun yanına bir de orijinal taş imalatlı rahmetli Cennet Mekan Abdülhan Hamit Hazretleri'nin İzmir'de, Kastamonu'da, Adana'da pek çok yerde yaptırdığı gibi bir saat kulesini de Ulu Bey'in rasathane ilmine verdiği büyük değerin bir sembolü olarak yaptıracağız. Böylelikle Ulu Bey bir noktada bir eserle yeniden güzelleşmiş olacaktır. Değerli dostlar, Ulu Bey'imizde zaman zaman heyelan afetinin yaşandığını biliyoruz. Bununla ilgili olarak öncelikle imar planlamasında dikkate alacağımız bu heyelan gerçeğinin ayrıca tekrarlanmaması için de mesele yeraltı sularını kontrol etmek ya da istirahat duvarlarıyla olası heyelanları önlemek üzere tedbiri mutlaka afet gelmeden, yaşanmadan önce almamız gerekiyor ve inşallah onları arkadaşlarımızla birlikte, teknik elemanlarla birlikte planlayarak alacağız. Rasyonel, akıllı çalışmalar her yerde olduğu gibi Ulu Bey'imizle de hayata geçirilecektir. Değerli dostlar, bizim Ulu Bey üzerine hayallerimiz inşallah gerçek olacaktır. Ulu Bey sevdamız inşallah güçlenerek devam edecektir. Ordu sevdamız, ordu aşkımız hiç sönmeyecek, devam edecektir.
Ordumuz tarihin, tarımın, turizmin merkezi olduğu kadar, ulaşımın merkez üssü olduğu kadar, sporun da merkez üssü bir ildir. Ulubey'imizde de spor aşkının, spor sevdasının hep yandığını, hep ışıldadığını biliyorum. Geçmişte Ulubey sporumuzla, onun başkanlığını yapan, yönetimini yapan arkadaşlarımızla yakın ilişkilerimiz oldu. Karınca kararınca desteklerimiz oldu. Yetmedi. Bugün sizlerle buluşmadan önce tek tek hatırınızı sorup selamlaşırken bir genç arkadaşımı, bana göre şu sağ tribünün tam köşe noktasında oturuyordu, bilse bilse bu bilir dedim. Ulubey Spor hangi ligde diye sordum. Tahmin ettiğim cevabı aldım. Ordu Amatör Ligi'nde. Ulubey Spor içinde bu uymuyor. Ordu Spor için herhalde hiç uymuyor. Zaten onu Sağır Sultan biliyor. Ordu'da, Ulubey'de, Fatsa'da, Ünye'de hepsi inşallah sporda Ordu gibi yukarıya doğru her sene inşallah bir kademe atlayarak futbolda ve diğer branşlarda yükselmeye devam edecek ve Ordu sporcusuyla, sporuyla Türkiye'nin gündemine inşallah yeniden gelecektir. Bizim adımız, hepimizin adı Ordu'dur. Adımız Ordu, adımızla, yeminimizle Ordu üzerine düşünmek ve Ordu'ya hizmet etmek bizim andımızdır. Biz Ordu'luyuz ve biz çalışkanız, doğruyuz. Küçüklerimizi sever, büyüklerimizi sayarız. Bizim andımız Ordu andıdır ve bu an devam edecektir. Yaşayarak, hissederek ve yaşatarak devam edecektir. Şu dönem siyasetten içinde bulunduğumuz bir dönem. Ama biz siyaseti en sıcak dönemde yapıyor olsak bile, başka konularda çok heyecanlı ve hassasiyet taşıyor olsak bile, siyasi dönemde asla birbirimizi kırıcı, incitici bir tavrın içerisine girmedik bundan önce de, bugün de girmiyoruz, bundan sonra da girmeyeceğiz. Çünkü bize göre siyaset sadece memlekete hizmet etmenin, insanımızı mutlu etmenin bir aracı, bir vasıtası olmaktan başka bir şey değildir. Biz farklı siyasi partilerde siyaset yapıyor olsak bile neticede hepimizin amacı, herkesin amacı bu memlekete hizmet etmektir. O halde orada durup sözü vatandaşa bırakmamız gerekir. Ulubeyli, Gülyalılı, Perşembeli, Altınordulu, Topyekinordulu kime, neye karar veriyorsa ona da hepimizin, ben ve diğer yarışan arkadaşlarımın baş üstüne demekten başka bir tercihi olmamalı, olamaz da. Söz halkındır, seçme hakkı halkındır ve halkımızın demokratik seçim hakkını gerçekten kullanabilmek için de belki bugün sizlerle birlikteyim. Size seçme hakkınızı gerçekten seçecek şekilde kullanabilmeniz bakımından Saadet Partisi'nin üzerinden Ordu ortak adayı olarak sizlerle birlikteyim, huzurlarınızdayım, karşınızdayım. Değerli dostlar, halkımızın seçtiği, seçeceği değerlidir, ehliyetlidir. Yapacağımız seçim, bu şehrin yönetimini teslim etme seçimidir. Yapacağımız seçim, bu şehrin maddi ve şahsiyet imkanlarını, bir şahsiyetinin temsiliyetini birisine tevdi etme, birisini vekil seçme seçimidir. Burada yapılacak olan seçim sonucunda 5 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanı
ilçe belediye başkanlarımız ilçelerini, Büyükşehir Belediye Başkanı da Ordu ilini hem içeride sizlere hem de dışarıda başkalarına karşı aynı zamanda temsil etme özelliğine sahip olacaktır. Sizi hakkıyla temsil edecek kim ise işleri hakkıyla doğru bir şekilde akla uygun, ilme uygun, tecrübeye uygun bir şekilde kim yapacaksa seçimimiz ondan yana olmalıdır diye düşünüyorum. Ben de oy kullanacağım Hünye'de bir sandıkta. Benim de bir seçimim olacak. Dört duvarın arasına gittiğimizde o kulübeye vardığımızda bir seçim yapacağız. Oraya kadar her şey sesli, görüntülü ve gürültülü gidiyor. Ama herkesten, değerli hemşerilerimden şunu istirham ediyorum. O gün yapacağımız bir seçim, herhangi bir seçim, haftalık, 3 aylık, 5 aylık bir seçim değil, 5 yıllığına bir seçim. Ve ilçelerimizin, ilimizin imkanlarını ve temsiliyetini teslim edeceğimiz bir seçim. Bu seçimi vicdani olarak inşallah yapacağız. Bu seçimi emin ellere bir görevi tevdi etme seçimi olarak yapacağız. Efendim, orada halkımızın seçimi bu anlayışla yapacağından hiç şüphe taşımıyorum. Ben müsaadenizle 1 Nisan'dan sonra neleri yapabilirizin arayışı ve çalışması içindeyim. Çünkü ben biliyorum ki Ordu halkımız Büyükşehir'de seçimini bugünden bitirmiştir. Ancak ilçe belediye başkanlıklarımızda Ordu halkımız artık bu seçim döneminde farklı bir bakış açısı içindedir. Toptancılıktan vazgeçmiştir. Ya partiye göre değil, adaya göre doğru aday ve güvenilir aday üzerinden, başarabilecek aday üzerinden seçim yapma kararını vermiş gibi gözüküyor. Buna da saygı duymak zorundayız. Buradan şunu belirtmek isterim ki, ben Deniz bir Ordulu olarak Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir adayı olduğumda bugüne kadar olduğum gibi, 40 yıllık geçmişimde olduğu gibi Ordu'nun hiçbir insanını partisine göre ayırmadığım gibi, ayıranların da karşısında durduğum gibi 1 Nisan'dan itibaren de Ulubey ilçesinin belediye başkanı A partili, Gölköy'ünkü B partili, Resulye'ninki C partili filan asla demeyeceğim, demem mümkün değil. Bunu benim dememe gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz. Ya halkımız seçtiği Ulubey'linin, Resulyeli'nin, Gürgentepe'linin, Altınordulu'nun seçtiği ilçe belediye başkanlarımız benim için baş üstünedir, göz üstünedir. Benim en yakın çalışma arkadaşlarım olarak inşallah 5 yıllık dönemde ordumuzu 5 yıldız bir şehir yapabilmek için onlardan ben güç alacağım, onlar benden güç alacak ve şu partili bu partili değil, Ordulu Belediye Başkanları olarak biz diğer şehirlere inşallah takım halinde tıpkı Ordu Spor gibi fark atacağız, Ordu'yu şampiyon yapacağız, Ordu şampiyon olacak inşallah. Ordu Spor'da, Hünye Spor'da, Ulubey Spor'da bütün kulüplerimiz ardından şampiyon olacak. Sporda şampiyon olabilmek için önce Ordu'yu şampiyon yapmamız lazım. Hedefimiz bu. İleri belediyecilik, şampiyon Ordu, arkasından şampiyon spor kulüplerimiz. Başka türlü olmaz. Ordu zengin olursa, Ordulu huzurlu olursa, Ordulular kardeş ve beraber olursa, el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe olursa, işte ardından neler gelir neler. O nelerden bir tanesi de şampiyon Ordu Spor, şampiyon Ulubey Spor'dur. O günler uzak değil. Başaracağım diyenlerin hakkıdır. Allah Teala da bu hakkı önce size sonra bize nasip edecektir inşallah. Değerli Ulubeyliler,
ordumuzun güzel insanları, saygıdeğer dost, vefalı insanları. Sizleri daha fazla bu güzel günde, bu güneşli günde yormak istemiyorum. Müsaadenizle Ulubey'imizden ordumuza ve dışarıdan da bizi izleyen değerli 2. Ordulu hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Biz 20'de 21 diyoruz. 20'si burada. 19 ilçemiz, 20. belediye büyükşehirimiz. Ya 21, 21.'si İstanbul başta olmak üzere. Hangi ilçede bir Ordulu belediye başkanı adayımız var ise parti ayrımı yapmaksızın AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, hangi partiden olursa olsun, yeter ki Ordulu olsun, gönlümüzde, oyumuzda, sevgimizde onlardan yanadır, onlarla beraber olacaktır inşallah. 20'de 21 dışarıdaki Ordululara, belediye başkan adaylarına ve Ordu dışında yaşayan bizim çilekeş, cefakar, değerli hemşerilerimizedir. Sadece adaylara değil, biz gurbette yaşayıp buraya dönenlerdeniz, sizlerin bir kısmı gibi. Oradaki hemşerilerimizin de birçok istekleri ve arzuları var. Onların sivil toplum, sosyal toplum yapısı altında oluşturdukları birliktelikler bizim de bundan sonra hep gündemimizde olacaktır. Ayağımız burada, bir elimiz İstanbul'da, Ankara'da olacaktır. Onları temsil eden dernekler, vakıflar bizim hizmet ve kapsama alanımızda olacaktır. Belediye bütçesinden değil ama şahsen dostlarımızla oluşturduğumuz sinerji ve imkanlarla İstanbul'umuzda, Ankara'mızda eğitim adına, kültür adına yapamadıkları yarım kalan onların çalışmalarını da ordunun imkanlarıyla inşallah ordunun desteğiyle kaldığı yerden devam ettireceğiz. Sadece ordu değil, birinci ordu değil, ikinci ordu da inşallah 1 Nisan'dan sonra farklı bir dönemi yaşayacaktır. Onlar da bizi bekliyorlar. Bugüne kadar onlar gurbetten buraya gönderdiler. Artık belki de tekli değişecek. Artık ordu büyüktür, büyük şehirdir. Buradaki insanlar oraya el uzatacaktır. Bizim elimiz gerektiğinde oraya, gerektiğinde onların eli ve gönlü buraya akacaktır. Akmaktadır. Buradan Ulubey Meydanı'ndan sizlerin bakışı ve yüksek alkışlarınızla gurbetteki ordularımıza, ikinci orduya, 21. orduya selam olsun, saygılar olsun diyoruz. Ve sözün sonunda şöyle diyelim. Her gecenin bir sabahı vardır. Diriliş Ertuğrul dizisinden ezberlediğim dizeler. Her gecenin bir sabahı vardır. Her zemherinin bir baharı vardır. Devamı benden size olsun. Her baharın bir Nisan'ı vardır. Her Nisan'ın bir şakası var, bir ciddisi vardır. Ordumuzun 1,5 milyon dahisi vardır. Dehaya selam, vefaya selam, Ulubey'e selam, orduya selam. Bugün de son söz. Kendisi siz Ali Cenab, yüce gönüllü, yiğit Ulubeylilere, kahraman ordulara emanet ediyorum. Size güvenimin sonucu bu emaneti bir şek ve şüpheden hali olarak gönül rahatlığıyla yapıyorum. Ve sizleri de, bütün ordumuzu, bütün yurdumuzu, bütün ordulu kardeşlerimi de iman etmekle şerefyab olduğumu düşündüğümüz yüce Allah'ımıza emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz, sağ olunuz, var olunuz benim dost değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Tekrar buluşmak, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
hoş kalın, hoşça kalın. Adımız ordu, andımız ordu, sevgimiz ordu, sevdamız ordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu özüne dönüyor, evladını bağrına basıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İdris Sami Şahin, siz Ulu Beyliklere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sanayide, tarımda kalmışız yine. Müjdeler olsun, geldik, ülke kalkınsın diye.